Etrafında rengarenk çiçeklerin, meyve ağaçlarının olduğu bakla tarlasının tam ortasında duruyordu Mustafa. Babasını çok özlemişti. Gözleri dolmuş bir halde elindeki şapkasını öptü ve kafasına taktı. Selanik'te geçirdikleri sıkıntılı günlerin ardından annesi ve iki kardeşiyle dayısının çiftliğine yerleşmişlerdi. Okulu yarım bıraktığı için üzgündü. Sarı saçlarında güneş ve rüzgar dans ederken Mustafa yine de doğa ile baş başa kalıp teselli bulmaya çalışıyordu. Yeni bir gün daha başlıyordu ertesi gün. Dayısı tüm çiftliği gezdirdi. Tam şu an durduğu bakla tarlasına geldiklerinde Mustafa'ya büyük bir sıkıntısından bahsetti. Bak Mustafa, şu kargaları görüyor musun? Evet, ne kadar da büyükler. İşte bu kargalar bizim baş düşmanımız. Biliyorum, onlar da can taşıyor ama ben toprağı dinlendirip tohumları ekiyorum, biçiyorum, çok emek veriyorum. Onlarsa hemen fırsatını bulup tüm tohumları yiyorlar. Bir türlü engel olamıyorum. Dayıcım, bu tarlayı boş gördükleri için mi böyle sürüyle gelip yiyorlar? Korkuluk da var oysa. Ah Mustafa, baksana, korkmak şöyle dursun, korkuluğun bile omuzlarını yemişler. Sonra da oh yan gelip rahatlarına bakıyorlar. Aslında bana yardım edebilecek biri olsa yiyemezler böyle. Sahipsiz gördükleri için yapıyorlar. Oysa tohumlar büyüyecek, zamanı gelince onları toplayıp hem yemek için hem de para kazanabilmek için satabileceğim. İnsanlar da alıp yemekleri için kullanacak. Ben de geçimimi sağlamış olacağım. Dayıcım, sen hiç üzülme, tamam mı? Yarın ben ve Makboli gelip burada tarlanın başında bekleyeceğiz. Bu kargaların tek bir tohum bile yemesine izin vermeyeceğim. Bana güvenebilirsin. Hem sen de diğer işlerine bakarsın. Sahi mi Mustafa? Tabii sahi. Büyük bir keyifle hem de. Babam hep söylerdi. Boş zamanlarını iyi değerlendir oğlum derdi bana. İnsanların sokağa attığı zamanı bile topla, kendini geliştir derdi. Mustafa'm, sen ne güzel yetişmiş. Ne iyi bir delikanlısın. Sana çok teşekkür ederim. Ne demek dayıcım? Hele bir yarın olsun, buraya tek bir karga bile giremeyecek. Birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Bütün gece düşündü, taşındı, plan yaptı. Ertesi sabah Mustafa, Makbule'ye tarladan ve kargalardan bahsetti. Yanlarına biraz yiyecek alıp tuttular çiftliğin yolunu. Geldiklerinde anlatmaya başladı Mustafa. Bak Makbule, kargalar nasıl da üşüşmüş tarlaya. Evet, söylemiştin. Nasıl da oburlar. O kadar tombullar ki uçmaya zorlanıyorlar. Peki biz ne yapacağız? Çok basit. Ben bir plan yaptım. Bak, bu tarlanın tam durduğumuz yerinden itibaren eşit iki parçaya böldüğümüzde düz olan yarısı senin koruman altında olacak. En fazla da yorulmazsın koştururken. Diğer eğimli kalan yarısı da benim korumam altında olacak. Herkes kendi bölgesinden sorumlu olup kargalar gelmeye başladığında daha yere iniş yapmadan korkutup kovalayacağız. Biz tam ortalayarak durursak bir daha yere iniş yapamayacaklar. Anladım. Hem de çok iyi anladım. Böylece tohumlar yenmeyecek. Canım abicim benim. Aferin Makbule. Hadi öyleyse görev yerlerimize. Hadi gidelim. O gün Mustafa ve Makbule'nin üstün başarılarıyla kargalar evlerine hem aç hem de yorgun dönmüşlerdi. Her gün tarladaki maceralarını anlatıp akşam yemeklerinde ailece gülüyorlardı. Burada mutluydu aslında Mustafa. Doğayla iç içeydi, el becerilerini geliştiriyordu, dayısı ve eşi onları çok seviyordu. Fakat Mustafa günden güne her tarlaya gidişinde bir tarafının buruk olduğunu hissediyordu. Okulu, öğrenim hayatını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlemeye başlamıştı. Annesiyle konuştu ve tekrar evlerine, okuluna dönmeleri için ikna etti. Annesi kabul etmişti. Sevinçliydi. Annesi ve kardeşleriyle tekrar Selanik'e döndüler. Mustafa okula gitmeye başladı. Yakınlarında oturan komşuları, binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet Bey, askeri okula devam ediyor ve okul giysisi olan askeri üniformasını giyiyordu. Arkadaşlarıyla oyun oynarken Mustafa'nın gözleri sürekli Ahmet Bey'i arıyordu. Dikkatle onu izliyor, giysilerine, duruşuna, yürüyüşüne bakıyordu. Bir tek ona mı? Sokaklarda gördüğü subaylara, onların bir arada yürürken uzun çizmelerinin çıkardığı seslere kulak kesiliyor, aynı anda adım atışlarına, palto ve pelerinlerine hevesleniyordu.
Bir gün yine bunları düşünüp kendini asker kıyafetleriyle hayal ederken Ahmet Bey sesleniverdi. Mustafa, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Oldukça iyiyim. Ara sıra seni dikkatlice bana bakarken görüyorum. Onun için selam vermek istedim. Evet. Kıyafetlerim ilgini çekiyor değil mi? Sen de asker mi olmak istiyorsun yoksa? Evet, hem de çok. Ama annem asker olmamdan çekiniyor. Uzun süre ayrı kalmak istemiyor. Onu anlıyorum ama ben çok istiyorum. Mustafa, seni her gördüğümde arkadaşlarınla askercilik oynuyorsun ve seni komutan yapıyorlar. Komutanım diye çağırıyorlar. Neden hayalini kurduğun işi yapmayasın? Üstelik eminim severek, isteyerek yapacaksın. Gözlerinden belli. İnandığın her şeyi başarıyla yapacak birisin sen. Evet, inanıyorum kendime. Güveniyorum da. Seninle zaman zaman konuşalım, olur mu? Merak ettiğin ne varsa anlatırım ben sana. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gitmeliyim. Öğretmenimiz hep derdi ki sıkı çalışın. Bir an önce okulunuzu bitirip sizden hizmet bekleyen vatanınızın kucağına koşun. Bunu hiç unutma Mustafa. Olur mu? Dedi ve gülümsedi. Mustafa adeta bir asker gibi durup gururla selam verdi. Ahmet de bu küçük askerin selamını ciddiyetle alınca gözleri parlayan Mustafa o askeri üniformayı giymeyi kafasına koymuştu. İçinden yüzlerce, binlerce güvercin mavi gökyüzüne kanat açmıştı adeta. Ve içindeki o istekli sesi dinleyip ilk izlemesi gereken yolun askeri ortaokula girmek olduğunu anlamış, annesinin zorluk çıkartmasına rağmen gizlice sınava girmişti. Heyecanla sınav sonucunu bekleyen öğrenciler aileleriyle kapıda bekliyordu. Mustafa ise yalnız gelmişti. Babasının hediye ettiği şapka elinde son derece özgüvenli duruşuyla bekliyordu. Sınavı başarıyla geçen çocukların isminin olduğu liste taş binanın devasa tahta kapısına asılmıştı. Sakin bir şekilde kalabalığın arasından geçerek yaklaştı ve ismini o listede gördü. Kazanmıştı. Mustafa artık Selanik Askeri Rüştiyesi öğrencisiydi.